Berlin'den herkese merhabalar. Dün akşam Berlin'de, Konserthaus Berlin'de harika bir konser izledik. Koltuklarımız kabardı, gözyaşlarına boğulduk diyebiliriz. Çünkü Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası harika bir konser verdi. 3 bisle ayakta alkışlandı ve biz o konseri sevgili Güler Sabancı ile birlikte izledik. Çünkü Güler Sabancı hem sanatçının yakın dostu hem de Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'na Sabancı Vakfı olarak inanılmaz büyük destek veriyorlar 15 yıldır. Evet Güler Hanımcığım, dün akşamki konser harikaydı. Konsere gelmeden önce ama ben biraz vakıftan girelim istiyorum. Çünkü Sabancı Vakfı'nın sanata, yani Sabancı Müzesi ile Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile bunlar ilk aklımıza gelenler, müthiş destek veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Sizin de burada olmanız ayrıca ben teşekkür ediyorum. Çünkü sanat takip edilmesi gereken ve yansıtılması gereken bir performans ve gayret. Dolayısıyla hep beraber alkışladık gençleri hakikaten. Sabancı Vakfı 50 yaşına geliyor. 50. yılımıza gelmek üzereyiz. Zaten adı üstünde vakıf. Vakfedenlerin vizyonuyla kurulmuş. Yani bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarının daha iyi olması için kullanmak üzere kurulmuş bir vakıf. Bunun bir uzantısı olarak tabii gençler bizim için çok 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 önemli ve çok kıymetli. Gençlerle ilgili birçok şey yapıyoruz. Bunun yanında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın da bizim için ayrı bir yeri var. Cem Mansur sayesinde. Cem Mansur'un liderliği sayesinde ve bu işe kendini öylesine vermiş ki maestro, yani bütün sene uğraşıyor, gençleri tek tek çekiyor, seçiyor ve hakikaten her biriyle özel uğraşıyor, destek oluyor, yön gösteriyor, cesaret veriyor. Bir de biliyorsunuz beni ayrıca sevindiriyor, bu Gençlik Filarmoni Orkestrası 16 yaş 22 yaş arası. Evet. Ve bütün Türkiye'nin bütün konservatuvarlarından gelen gençlerin katıldığı bir yer, seçilerek katıldıkları bir yer. Ondan sonra 2-3 hafta her sene Sabancı Üniversitesi'nde kampüste kalıyorlar, ekip oluyorlar, takım oluyorlar, orkestra oluyorlar, orada beraber prova yapıyorlar ve ondan sonra Avrupa'da önemli yerlerde konser veriyorlar. Dün gece izlediğimiz hakikaten önemli bir geceydi, önemli bir konserdi. Burada Berlin'de bu yaz bütün Avrupa'dan gelen gençlik orkestralarına ev sahipliği yapıyor Berlin'in en önemli konser salonu. Bizim de burada bu programda bulunmamız beni ayrıca çok memnun etti. Gençler muazzamdılar, enerjileri çok yüksekti, beraber izledik. Bu tabii özel bir proje. Ben şöyle diyorum. Gençler Cem Mansur'un liderliğinde bizler sadece destek oluyoruz. Ama esas emeği geçenler bir ekip var. Gençler buradan dünyaya uçmayı öğreniyorlar. Burada uçma dersi alıyorlar diyorum ben, kuşlar gibi. Ondan sonra dünyaya yayılıyorlar. 1000'in üstünde genç bugüne kadar Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan gelmiş, geçmiş, uçmuş dünyanın çeşitli yerlerine. Nitekim dün akşam bugün Berlin'de olan önemli bir eski öğrencimizi de dinlemek fırsatımız oldu. O da ayrıca sevindiriciydi tabii. Yani bütün mesele sanat çok önemli. Hepimizin hayatında önemli. Gençlerin hayatında çok daha fazla önemli. Yaşamı anlamak, daha iyiyi aramak çok önemli bir konu. Ama bütün yapılan işler, vakıf çerçevesi içinde konuşuyorum. Zaten vakıf demek bu demek, vakfetmek demek, el uzatmak demek, destek olmak demek, insanların içindeki potansiyeli çıkarmalarına katkıda bulunmak demek. Bizim biliyorsunuz çok önemli bir Fark Yaratanlar projesi var. Bana göre Cem Mansur'un Türkiye Gençlik Orkestrası da çok önemli fark yaratan bir projedir. Emeği geçenlere sizin vasıtanızla tekrar teşekkür ediyorum.
Evet. Siz daha önce 2017'de yaptığımız röportajda, gazetemize verdiğimiz röportajda asıl böyle zamanlarda insanımızın hayata daha olumlu pencereden daha yapıcı bir hale bakabilmesi için daha büyük bir motivasyonla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü sanat iyileştirir demiştiniz. Ve aynı şekilde de devam ediyorsunuz. Sonra da ve herkese bunu tavsiye ediyorum. Sanata yatırım yapmayı dediniz. Ben bakıp sanat iyileştirir, sanat geliştirir. Sanat barış getirir. Evet. Yani dolayısıyla dünyamızın da buna çok ihtiyacı var. Gençliğin çok ihtiyacı var. Bizlere düşen de elimizden geldiği kadar onları desteklemek. Ve dünya artık bu yaşadığımız yeni dönem. Bakın çok sıcak bir Berlin yaşıyoruz. Çok. Olağanüstü sıcak. İklim değişikliği artık değişiklik demiyoruz. İklim acil durumu diyoruz. Evet, acil durum. Bütün bunların içinde insanlık olarak barış içinde daha güzel günleri aramamız ve yani destek olmamız lazım. Filantropi yani hayırseverlik, şimdi gençler ona gönüllülük diyorlar. Ama özünde aynı, özünde aynı. Karşımızdakine destek olma, yardımcı olma, içindeki potansiyeli çıkarmasına fırsat verme. Evet, aynen. Evet. 2015'te Prag'da da yine Gençlik Filarmoni'nin kısa adıyla TUFFA'nın konserini birlikte izlemiştik. Orada da muhteşemdiler. Orada da ayakta alkışlandılar. Evet, yine 3 bis yaptılar. Evet, Cem Hoca yine harikalar yarattı. Burada da böyle ama 15 yıldır hem Türkiye turnesi hem de bir Avrupa turnesi Prag'dan başlayıp Almanya'nın çeşitli şehirlerinde biten bir turne bu. Hiç kolay değil. Normalde 80-90'ın üzerinde öğrenciyle bunu yapmak ve çok büyük bir burada hem gönülden bir yatırım çok, hem de maddi çok. De bir yatırım var. Çünkü ben şeyi biliyorum o zaman konuştuğumuzda. Yani o çocuklar sadece kendileri değil enstrümanlarıyla seyahat hep ediyorlar. Beraber, yani beraber, o enstrümanları da ayrı beraber, bir kişilik. Yani buna gerçekten böyle bir projeye destek vermek çok altı çizilmesi gereken bir şey. Çünkü gençlerin sanata bu kadar profesyonel hayata yakın durması çok şimdi güzel. Burada iki olay var. Bir tanesi tabii ki Cem Bey. Özel bir. Bütün connection'la ilişkilerini kullanıyor. Evet. Burada böyle bir festivale katılmak çok önceden planlamayı gerektiriyor. Bizim yapabildiğimiz Cem Bey'in önceden yapması gereken yaptığı, çok güzel yaptığı bu hazırlık sürecine bir güven veriyoruz. Arkasında duruyoruz ki o da gidiyor bir sene, iki sene önceden rezervasyonları yapıyor. Değil mi? Böyle bir gerekçe var. Bu tabii son anda para toplamayla olmaz. Bir uzun vadeli güven gerekir. Biz Sabancı Vakfı olarak zaten yaptığımız hiçbir projeyi bir sene, iki sene, üç sene değildir. En az 10 sene diye düşünürüz. Ne mutlu ki bu projede 15 sene devam etti. Ama dediğim gibi birinci ayak Cem Bey'in kendi network'üyle uzun vadeli bu hazırlığı yapması. İkincisi gençlere dün 16 ile 22 yaş arası diyoruz ama ortalamaları 17-18 bunların. Evet, çok gençler. Onlar için Berlin'de 2,5 saat performans yapmak olağanüstü bir tecrübedir. Gelecekte gidecekleri yolculuk için çok önemli bir başlangıçtır. Evet. Bunu ülkemizde de yapıyorlar. Bu da çok önemli ama hiç değilse programda her sene 3 tane, 4 tane yurt dışı böyle bir tecrübenin olmasını Cem Bey de çok istiyor. Biz de gönülden destekliyoruz. Evet. Tabii Güler Sabancı ile sanat konuşunca, evet bugün burada Gençlik Filarmoni için birlikteyiz ama Saksı Sabancı Müzesi'ni de son olarak onu sorayım size, onu analım. Hem sevgili Nazan Hanım ve ekibini buradan hem ben de kutlamak istiyorum. Çünkü inanılmaz sergiler yapılıyor. Evet, dünyaca ünlü Miro'lar geldi, Picasso'lar geldi, Ay Weiwei'ler geldi, Marina Abramovic geldi. Pek çok dünyaca ünlü sanatçı eseri geliyor. Fakat benim kalbimde, gönlümde yer eden çok daha ilginç sergiler de var. Ben merak ediyorum hani sizin böyle kalbinizde yer eden hangi? Ben Rus Avangardı, ben Abdülmecit sergisi beni duvara çarptırmıştı doğrusu. Merak ediyorum hani. Ben de, yani ben de Abdülmecit sergisinden hakikaten çok etkilendim. Çok şey öğrendim. Evet. İnsan öğrenmenin sonu yok. Zaten Nazan Hanım
O da çok özel ve çok kıymetli, ülkemiz için, dünya için kıymetli birisi. Burada Berlin'de okumuş, eğitim evet. görmüş birisidir. Berlin, burayı çok iyi bilir Nazan Hanım. Onun hakikaten bir projesiydi. Abdülmecid Efendi buna şey deniyor, scholarly projeler deniyor. Çünkü çok araştırma var. Çok. Yani gerçek bir üniversite müzesi olmanın gerektirdiği çok sıkı 2,5 senelik bir çalışma ve çok iyi bir araştırma var. Belgeler de belgeler, var. Kayıtlar, öğretim üyeleri en az 8-9 profesörle çalıştı Nazan Hanım. Ayrıca bu da bana bir fırsat veriyor. Muazzam da bir kolektif çalışmadır. İstanbul'da, Türkiye'de bu konuda kendi özel koleksiyonunda eserleri olan insanlar, yazıları olan insanlar bizlerle paylaştılar, gönülden paylaştılar. Bu arada evet koleksiyonlarından bize paylaşım yapan tüm katılımcılara da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ancak böyle oluyor. Ama hakikaten çok özel bir sergi oldu. Eylül ayında İstanbul'da Bienal başlıyor. Nazan Hanım ve arkadaşları, ekip buna hazırlanıyorlar. Yine Sabancı topluluğunun desteğiyle, sponsorluğuyla, çevreyle ilgili çok güzel bir projeleri var. Siz mutlaka takip edersiniz. Ama evet, Vakıf Sabancı Müzesi'nin başarıları da bize gurur veriyor. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Yaptığımız birçok işte biz Adana'daki tiyatro festivali çok 25. yılına gidiyor. Yani Mardin'deki müzeyi biliyorsunuz. Evet, o da muhteşem. Yani 2006 yılında açtık. Mardin'de bir değişimi tetikledi. Mardin'deki Sakıp Sabancı Müzesi. Dolayısıyla yapılan işler kıymet bilinirse ve etkiliyor, insanlara dokunuyor. Bu da bizim görevimiz. Vakfın, vakfedenlerin ruhu şad olsun. Onların da istediği buydu. Biz de bu görevi yapıyoruz. Evet, onları da buradan almış olalım. Evet. Tabii biz devam edeceğiz takip etmeye, izlemeye. Evet. Hem müzenin yeni sergilerini hem de yakın zamanda Sabancı Vakfı'nın yine kısa film yarışmasının duyuruları devam ediyor. Evet, o gelecek. Evet, ve böyle dediğiniz gibi 25 yıla varan tiyatro festivalleri, kısa film yarışmaları derken Sabancı'nın hem gençleri hem sanata destekliyor. Bu bizim için bir yani sosyal sorumluluk adı altında şimdi geçiyor ama 50 sene önce tabii. Büyük bu niyetlerle kurulmuş bir vakfız. Okullarımız var. Bir de önümüzde bizim için vakıfta siz kültür ve sanatla ilgileniyorsunuz ama eğitim alanında da çok önemli yeni girişimlerimiz var. İnşallah bir meslek lisesi, elektrik elektronik teknolojileri üzerine bir meslek lisesi açacağız yakında. Dolayısıyla önümüzde yapacak çok işimiz var, yapılacak çok şey var ve çok şükür bizler de elimizden geleni yapabiliyoruz. Çok teşekkürler hem bu gençlere verdiğiniz önem ve destek için hem de Berlin'de bu vaktinizi bize ayırdığınız bu güzel röportaj için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Berlin'de sıcak bir günde ben sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve bizi beraber izlediğimiz için çok mutlu oldum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, sevgili Gülay Sabancı ile bu keyifli röportajdan sonra gelin şimdi dün akşamki konser öncesine dönelim ve sevgili maestro Cem Mansur ile yaptığımız röportajı izleyelim. Ülkemizin medarı iftarı
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bu yılda turnenin ardından, Türkiye turnesinin ardından Avrupa'da bir turneye çıktı ve turnenin son ayağı Berlin konseri öncesi. Provalarda beraberdik, gençlerle birlikteydik ve yanımızda orkestranın sevgili şefi Cem Mansur bizimle birlikte. Evet Cem Hocam, en son ben de Prag'a gelmiştim 2015'te Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile sizlerle birlikteydim ve muhteşem bir konser olmuştu. Turne aynı muhteşemlikle geçmiş bu yılda ve bu akşam da biz Berlin'de bu konseri izleyeceğiz. Genel olarak turne nasıl geçti? Gençlerin performansı, ilgisi, coşkusu, seyirciler nasıldı? Hepsi harikaydı. Her şeyden önce kazasız belasız bitirdik. Çünkü hala böyle orkestrayla yoldayken yine malum bir şekilde bir salgın devam ediyor. Evet, evet, mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz kendimize. Fakat bir taraftan da normalleşmemiz lazım. Ve normalleşmenin en güzel işareti benim için birlikte soluk alan ve bir takım titreşimleri onları yaratan müzisyenlerle birlikte paylaşan ve onlarla bir şeyler hisseden bir dinleyicinin vardığı. O konuda gerçekten hem Türkiye'de hem Avrupa'da dinleyicinin o ihtiyacı hissedip, ifade edip salonlara geri gelmesi, gelmiş olması son derece sevindirici bir şey müzik adına. Ve çok güzel geçti ve dediğim gibi kazasız belasız, hastalıksız atlattık. Bir iki vakamız oldu kamptayken, izolasyon vakalarımız. Fakat turnede korktuğumuz başımıza gelmedi ve son konsere eksiksiz olarak çıkıyoruz. Evet, harika. 60 genç var. Bu yıl 60 genç var. Her zamankinden biraz daha küçük. Evet. Normalde 80 ile 90 arasında müzisyen oluyor orkestrada. Fakat bu yıl hem daha kısa bir turne hem de daha küçük bir orkestrayla bir gelecek yıl tam normal olacağını umduğumuz tam normalimizde geçiş yılı olarak düşünüp biraz daha mütevazı tuttuk. Ama 60 da fena bir sayı değil tabii bu yani, arada. Çok, çok heyecan verici eserleri çalmak mümkün. Evet, aynen öyle. Ve bu bu seferki turne kapsamında ve provalar kapsamında da aslında eski Gençlik Filarmoni'nin üyeleri de var. Onlar da dahil oldu. Birkaç isim var içlerinde. Evet, yani her yıl zaten her yıl seçmelere daha önce orkestrada yer almış arkadaşlarımız da giriyor. Ve orkestranın yıldan yıla yenilenme oranını %30 gibi tahmin ediyorum. Yani yenilenmesi değil, kalanlar, bir yıldan diğerine kalanlar, devam edenler %30. Fakat onlar bazen 1-2 yıllara verdikten sonra tekrar orkestraya dahil olmak isteyebiliyorlar. Tekrar onları davet etme şansımız olabiliyor. O yüzden her yıl baştan oluşan fakat tabii ki yeni ve eski üyeleri içinde barındıran bir orkestra. Bugün özellikle bir hoşluğumuz var. Çünkü kornocularımızın birinin dudağını arı soktu, Dresden'de ve o iki gündür maalesef iyileşemedi, hala çalamıyor ve şu anda Berlin'de yaşayan ve okuyan eski Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası üyelerimizden kornucu arkadaşımız Efe son dakikada bir provayla bizi kurtardı ve bize katıldı. Evet. O da çok hoş bir şey. Geçmiş yıllardan bir genci birdenbire son konserde sahnede görmek. Tabii bu konserler, yani bu turne gençler için çok ilham verici bir taraftan. Kendilerini profesyonel hayata hazırlamak için çok büyük bir fırsat. Avrupa turnesi olması, Türkiye'nin ayağı olması, hepsi bunların çok kıymetli. Bir taraftan da tabii bu yıl Evrim Demirel'in Osmanlı Minyatürleri adlı eseri de icra ediliyor bir taraftan. O da ayrıca bir heyecan olsa gerek tüm gençler açısından. Tabii hem yeni bir eseri hayata geçirmek her zaman yani çok heyecan verici bir şey. Kağıt üzerine bir bestecinin hayal ederek inşa ettiği bir müziksel bir heykel gibi bir olguyu ilk defa hayata geçirmek ve birkaç yere çalmak gerçekten çok keyifli bir şey. Ama o da misyonumuzun bir parçası. Evet. Gerçekten özellikle Avrupa turnelerimizde bir Türk bestecisinin yeni bir eserini dinleyiciyle tanıtmak. Bizim ülkemizde de böyle şeyler yapılıyor ve hem eserleri hayata geçirmek hem de hem tanıtım açısından hem de ne kadar yani çağdaş müzik dediğimiz şeyin Türkiye'de ne kadar çeşitli olduğu ve o yolda da dünya kültürüne ve literatürüne bir katkıda bulunabileceğimizi de herkes bilsin istiyoruz. Fakat en önemlisi de bu gençlerle son haftalarda yaptığımız çalışma. Bu önce Sabancı Üniversitesi'nde yaptığımız kamp, 3 hafta yakın bir süre, sonra Türkiye'deki konserler, bütün eğitim süreci, bütün turne, bütün bunlar tabii destek olmasa imkansız olurdu. Evet. O açıdan da Sabancı Vakfı'nın desteği için sonsuz derecede müteşekkiriz. Yüzlerce genç yeni ufak ufuklara doğru yol aldı 15 yıldır. O gerçekten çok çok değerli bir şey ve Türkiye'de iyi ki yapmışız dediğim bir şey. Her yıl gerçekten benim de müzisyen olarak hayatımda
Hayatımın olmazsa olmazı kesinlikle Tuko, Türkiye Genç Filarmoni Orkestrası. Tabii dediğiniz gibi hem uluslararası bestecilerin eserleri hem de bir yeni Türk bestecinin eseri de var. Bu anlamda da ayrıca hani Türk müziğine katkısı da bir başka Gençlik Filarmoni konserlerinin ve turnelerinin. Umarım önümüzdeki yıllarda tekrar farklı konser salonlarında aynen bu Almanya'daki Konserthaus'da olduğu gibi Berlin'deki birlikte oluruz. Teşekkürler. Yolunuz sağ olun. Açık olsun. Çok teşekkürler. Şimdi de Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın müzisyenleri İlke Işı Tuncer ve Okan Akbaş'ı dinleyelim. Burada edindiğimiz bilgiler öncelikle eğitmenlerimizden Endekü'den olmak üzere Cem Hoca, hepsi çok değerli isimler. Cem Mansur gibi bir isimle beraber çalışıyor olmak ve genç yaşta böyle imkanlara sahip olabilmek çok bizi mutlu ediyor ve çok şanslıyız. Müzikal ve teknikal anlamda çok yoğun bir havuz var ve herkes birbirinden alışveriş içerisinde birbiriyle. Bu çok değerli. Herkes fikrini söylüyor ve grup çalışmaları yapılıyor. Tabii ki yorucu geçiyor ama eğlenceli de geçiyor. Yani çok şey öğreniyoruz birbirimizden, özellikle şefimiz Cem Mansur'dan. Birbirimize çok şey katıyoruz. Yardımlaşıyoruz anlamadığımız yerlerde. Çok güzel biz. Tabii ki hayal kuruyoruz küçükken enstrümana başladıktan sonra. Yani hayallerini gerçekleştirmek çok güzel biz tabii ki. Contemporary İstanbul 17-18 Eylül tarihlerinde ön izleme, 19-20 Eylül tarihleri arasında ise genel ziyarette dünyanın dört bir yanından gelen 65 Çağdaş Sanat Galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Habertürk ve Bloomberg KT'nin uzun yıllardır medya sponsorluğunu üstlendiği Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 17. edisyonu Tersane İstanbul'un tarihi mimarisinde gerçekleşecek. Fuar, 558 sanatçının 1476 eserini izleyicilerle buluşturacak. Sanat profesyonelleri tarafından programlanan Contemporary İstanbul rehberli turları, birçok üniversite öğrencisini Tersane İstanbul'un tarihi mimarisi ve çağdaş sanatıyla buluşturacak. Üniversite öğrencileri için özel programlanan rehberli turlarla öğrenciler, katılımcı galeriler ve sanatçılarla tanışma imkanı bulacak. Contemporary İstanbul'a deniz seferleri ise 17 Eylül'de başlayacak. Anadolu ve Avrupa yakasından ücretsiz gerçekleştirilecek iki ana seferle sanatseverler Tersane İstanbul'u ziyaret edebilecek. 32 yıldır şehir ve caz kültürünü bir araya getiren Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali, bu yıl 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında 22 farklı mekanda dünya ve Türk caz sahnesinden 120'nin üzerinde sanatçının birbirine özel performansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32. Akbank Caz Festivali'nde caz müziğinin önemli temsilcilerinden Abdullah İbrahim, Gonzalo Rubalcava ve Aimé Noviola, Ravi Coltrane ve Odes Sur Quartet gibi isimler sahne alacak. Labirent Sanat 22 Eylül'de Damla Menteş, Hıdır Eli Güzel, Jeff Oslo, Karbon, Kübra Yıldız, Metis, Nesrin İçen, Okyanus Çağrı Camcı, Öner Başkan, Selman Akıl ve Serhat Akavcı'nın temellük kavramı üzerine ürettikleri işlerinin yer aldığı Kendileme başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü İsmet Doğan'ın yaptığı sergi 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin çok sesli festival mottosuyla bu yıl 7-8 Ekim'de 6.sını gerçekleştireceği Mix Festival, 2 gün boyunca elektronik, indie, rap ve dans müziğinin sevilen isimlerini bir araya getirecek. Festivalde sahne alacak isimler arasında Men I Trust, Ceza, Gülinler, Seda Erciyes ve Tuğçe Şenoğlu, The Way Days, Hedon Utopia, The Ringo Jets, Kardelen ve daha birçok isim yer alıyor.
Bill Fontana, ilk gösterimi 7 Haziran'da Centre Pompidou'da yapılan Sessiz Yankılar, Notre Dame isimli 10 karalı ses yerleştirmesinde, Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonrası bir sürede sessiz kalan Devoutlardaki 10 adet çanın sesini yaptığı kayıtlar aracılığıyla yeniden duyurulur kılıyor. Sanatçının çanların Paris'in ortam seslerine karşılık veren titreşimlerini kaydettiği ve kendine özgü tarzıyla insanın kulağının işitebileceği hale getirdiği eser, bu mistik sesleri canlı bir bağlantıyla Paris'ten İstanbul'a artere taşıyor. Sessiz Yankılar, Notre Dame, arterde deneyimlenebilir. Taner Ceylan, 15 yılın ardından Türkiye'de yeni bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. Aheste Çek Yürekleri, Mehtap Uyanmasın başlıklı sergi, 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında Kanlıca'daki Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağyalısı'nda ziyaret edilebilir. 2019 yılından beri İstanbul'u farklı perspektiften gözlemleyerek oluşturduğu sergisinde Taner Ceylan, kentin tarihi yapılarını, farklı semtlerini ve hikayelerini yeniden keşfederken İstanbul'un gizli kalmış cevherlerinden ilham alıyor. Başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi İstanbul Sinema Müzesi'ne konuk oluyor. New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick'in 1928-1999 yılları arasındaki tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunacak olan sergi, izleyicinin Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayacak. Sergi, Kubrick'in çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerini derinlemesine bir bakış sunacak. Serginin küratörlüğünü İstanbul Sinema Müzik Küratörü Zihni Tümel ve Alman Film Müzesi Küratörü Hans-Peter Reichmann ve Tim Hepner yapacak. Sergi 1 Ekim tarihinde izleyiciyle buluşacak.